Dudak doğrusu günümüzde medyanın, televizyon, gazete, internet vesaire etkisiyle genç kızların bize en çok başvurduğu sebeplerden bir tanesidir. Dudak dolgusu kimlere yapılmalıdır? Dudak dolgusu tabii ki en azından 18-19 yaşını geçtikten sonra yapılması gereken bir işlemdir. Daha erken başlanmasını ben çok uygun bulmuyorum. Evet, 14-15 yaşında gelenler bile olabiliyor. Tabii ki ailesinin rızası varsa düşünülebilir, ancak bu bence çok da mantıklı bir yöntem değil. 18 yaşını geçmesi gerekmektedir. İkincisi, dudak herkese doğrudur değil mi? Hayır. Üst dudağın ve alt dudağın yüze bazı oranları vardır. Üst dudak ve alt dudak kendi içinde oranları, her ikisinin yüze göre oranları. Altın oran dediğimiz durum. Genel olarak kısaca tarif etmek gerekirse, üst dudak alt dudağa göre birazcık daha ince. Bu boydan bakıldığı zaman alt dudak birazcık daha uzun görünür. Alt dudak birazcık daha sert görünür. Yan taraftan bakıldığı zaman ise üst dudak çok hafifçe 1-2 mm kadar alt dudağın önünde olması gerekir. Bu normal anatomik pozisyon. Aslında dudağı ince veya kalın olabilir. Ancak bu anatomik pozisyon varsa çok rahatsız edici bir görünüm ortaya çıkmaz. Bizim dudak dolgularında yaptığımız işlem, bir, dudağı evet gerekiyorsa kalınlaştırmak. İki, bu anatomik proporsiyonları korumak veya düzeltmektir. Yani üst dudak geride duruyorsa yandan bakıldığı zaman öne doğru almak doğrudur. Ama üst dudağın yeri alt dudağın önündeyse hastanın üst dudağını daha da öne almak sadece ördek dudak görünümüne neden olur. O yüzden hastaların pek çoğu bana geldiği zaman sadece üst dudağına dolgu yaptırmak ister. Evet, uygunsa yapılabilir. Ancak genellikle uygun değildir. Hastanın anatomisi yerli yerindeyse sadece üst dudağa dolgu yapmak bu sefer ördek görünümüne yol açar. Alt dudağı da yapmak gerekir. Anatomiyi korumak için. İkincisi, dudak dolgusu sırasında filtral kolonların, yani burnun altındaki, burunla dudak arasındaki çizgilerin oluşturulması, vermilyon dediğimiz hattın oluşturulması, red line ve white line denen çizgilerin oluşturulması önemlidir. Dolgu genellikle kalınlaştırmak, sadece kalınlaştırmak amacıyla yapılmaz. Dudağın şekillendirilmesi amacıyla yapılır. Bazen dudak dolgu sırasında dudağın kenarındaki köşelerdeki sarkıklıkları da yapılarak hastanın gülüş dizaynı oluşturulabilir. Köşeler yukarı doğru köşelere kıvrım verilebilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Çok ince dudaklı hastalarda, gerçekten çok ince dudaklı hastalarda dudak dolguları yeterli gelmeyebilir. Veya çok fazla, çok sık yaptırması gerekebilir. Bazı durumlarda, böyle durumlarda hastalara ameliyatla yağ enjeksiyonu yaparak daha sonra dudak dolgusu için hazırlamayı öneriyoruz. Çok basit bir konu değildir aslında dudak kalınlaştırma. Ama genel olarak da burada bahsettiğimiz sadece dudak dolgusunu kullanmamız. Dudak dolgusunda bence kullanılabilecek en doğru ürünler hyaluronik asitli ürünlerdir. Hyaluronik asitli ürünler tamamen vücut içinde eriyerek duruma göre 6 ayla 1 yıl içinde yüzden uzaklaşır. Bunun önemli bir durumu var. Evet, hastaya söylediğimiz zaman bunu geçici bir ürün bu, ben kalıcı bir şey istiyorum diyor. Ancak kalıcı dudak dolguları genellikle çok klasik yollarda gördüğümüz dudakları şişmiş, dolgular bir tarafa kaymış, dudağın şeklinin bozulmuş olduğu durumlardır. Ve hasta bir gün dudağının kalınlığından memnun olmazsa o zaman bu dolguları çıkartmak da çok çok kolay bir işlem değildir. Oldukça zordur, bazı durumlarda mümkün değildir. Bu nedenle en güzeli mümkün olduğu kadar geçici yöntemleri, 1-1,5 yıldan daha uzun dolguları kullanmak iyi değildir. Bu şekilde ürünleri kullanmaktır. Dudağınızı bir kere doldurttunuz, bir daha doldurmak istemezseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Normal eski dudağınıza bir şekilde gelirsiniz hyaluronik asitli ürünlerle. Yine burada da pek çok hyaluronik asitli ürün vardır. Bunlardan hangileri doğru ürünlerdir, hangileri kullanılabilir ürünlerdir? Burada tabii hem internet araştırması yaparak hem doktorunuzla görüşerek en doğru ürünü kendinize seçebilirsiniz. FDA onaylı ürünler, CE onaylı ürünler, yani Avrupa Birliği ve Amerika'da onaylanmış ürünler her zaman daha iyidir. Bunun dışında bazı çok kalitesiz gelen ürünler olabiliyor. Hyaluronik asitlerin de hepsi aynı değildir. Bunların çapraz bağları,
içerdikleri maddeler önemlidir. Vücutta reaksiyon yapma ihtimali düşük olmasına rağmen yapabilirler. Bununla doktorunuza danışarak en iyi ürünün hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz. İnternet araştırması yaparak da kendinize uygun ürünü seçebilirsiniz. Daha sonra doktorunuza gidiyorsunuz. Genellikle ben yaparken, dudak dokusu yaparken önce bir çalışma yapıyorum. Nereye ne kadar vereceğiz, nasıl bir sonuç olacak. Ondan sonra da dudak dokusunun uygulamasını yapıyoruz. Genellikle 10 dakika kadar süren bir işlemdir. Ben bir tüp dolguyu 2 kere de yapmayı tavsiye ediyorum. Bir hafta arayla. Bu hem şişliklerin oluşmasını engeller, morlukların oluşmasını engeller. Hastanın yaptırdıktan hemen sonra çok büyük dudaklarla ve rahatsız edici dudaklarla ortaya çıkmasını engeller. İki parça halinde yapıldığı zaman genel görünüşünüzde herhangi bir bozukluk olmadan yaklaşık olarak 6 ayda 1 yıl boyunca hoş görünümlü oranlı dudaklara sahip olabilirsiniz.